Evet arkadaşlar, bayağı serdim. Koddan hemen hemen aynı gibi ama ince tesviye istiyor. Onu şimdi göz kararı yapmadım. Çünkü bunun üzerine, bu çünkü kalın taş. Bunun üzerine şimdi ince bir bypass gelecek. Bypass gelince aynı sıfırlamayı kafadan yapa 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 ortaya döktüreceğim sadece. Bir araba ortaya döktüreceğim. Yarısını sağ tarafa, yarısını sola. Eğimi de hafif aşağı, aynı burası zaten şu an tatlı bir eğim var aşağıya doğru. Şurayı hafiften şişireceğim. İnce malzemeyi de bu boşlukları doldurarak buraya kadar geleceğim. Buradan devamında bayağı işimiz var geride zaten de. Burayı bir kat yaparız şu kablonun geçtiği yere kadar. Ondan sonra devamını yaparız. Bilmiyorum artık nasıl olur. Gerisini nasıl isterlerse ona göre yapacağız. Ben de mola verdim. Kamyonlar gelmeyi durdurdu. Ya 30 santim dolgum var. Gelen taşın büyüklüğü 60 santim. Yani 30 santimini aşağıya gömmem gerekiyor. O yüzden biraz ince istedim malzemeyi. Dedim ince malzeme gelsin. Şimdi büyük arabalar buraya gelirse onlara bir... Ben buraya 10 tekerleri çağırdım. 10 tekerlere özellikle ince malzeme yüklenecek çünkü. Şöyle duralım da. Burası da dolacak sona kadar. Şu sona kadar burası da dolacak. Üzerine beton atılacakmış. Şu aradaki duvar iptal olup yani şu alanı genişletecekler. Fabrikanın çalışma alanını genişleteceklermiş. Elimizden geleni yaparız. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, kamyonlar gelmeye başladı. Gel Tosunum, gel. Erzurum Reis. Önceden bir müdahale yaptım ya araba. Zaten duvarda var. Yani bizim de bir kırmızı çizgimiz var yani. Herkesin olduğu gibi. Yine bir benzetme yaptım.
sefer daha atarsın git. Ha, yapma. Ya bu sıfırlama değil, normal doldur dediler. En son sıfırlama için ölçü aletiyle gideceğiz. Çünkü arazi büyük. Buraya göz kararı gitmemiz biraz zor. Yani belli olmaz, belki sıfırlamayı desibel de yapabilirler. Onlara kalmış bir şey, artık ben bir şey diyemem. Arabayı da şuraya döktürürüm. Oraya doldurarak gelirim. Olur biter. Şöyle yapayım da. Gel dedim. Şimdi buraya dökelim, burayı da şişirelim, donduralım güzelce. Arkadaşlar dün burada malzeme seriyordum. Orada bir aksaklık olmuş, bizim kamera kayıttan çıkmış. Başımıza gelecek ya. Tamam, makineyi çalıştırdım şimdi. Ya dün burayı serdim. Hafiften dediler, yola doğru yüksek olsun dediler. Ona göre ileriye doğru bir şeyler, yani baskı betonu yaparken herhalde eğimi ortaya verecekler ki gideri bir yere toplamak için. Buraya, buraya gaz verdik ama niye böyle oldu? Çalışamıyoruz. Bize göre değil. Ekomod bizi sevmiyor. Biz de onu sevmiyoruz.
çalışırken çok yapardım ya. Hani daha doğrusu yapmaya çalışıyordum. Yapamazdım da şöyle tırnağı yere değdirmeden böyle havadan getirmeyi çok denerdim yani. Geldiği kadar yetiyor bana. Şöyle şu kadar gelse yetiyor. Bir daha yön başına oradan çıktı büyük bir daş. Tüm yeri bozdu yani. Ama hangi fabrikaya gidersek gidelim bizi seviyorlar yani. Allah razı olsun hepsinden. Herkes ilgileniyor. Çayımızda, çorbamızda, yemeğimizde. Kimse anca da açıkta bırakmıyor bizi. Ha biz de kalmıyoruz yani, dışarıdan yemek istesek gelir de. Yemek firmamız var ama ikramda sıkıntı yok ya. Yani. Koddan yukarıda kaldın ha. Haberin var değil mi? Şu an biz aşağı
bir vuruyorum. Yıkılacak zaten de. Gidip de bile bile de duvara vurmaya gerek yok. Duvarı yıkmaya ya da. Ben de zaten diğer makine bayağı hırmalamış duvarı da. Olsun. Ben harfiyatını ben almadım. Harfiyatını başkası aldı. Bana da doldurması nasip oldu. Makinamızı park edelim. Daha malzeme gelmez, gelirse şuraya döktürürüm. Şimdi burayı çiğnemeye gerek yok. Niye yok derseniz, hem şurası dolgu istiyor, hem şurası dolgu istiyor. Yani ortaya bir kamyon daha döküp yarısını sağa sola, yarısını da olduğu yere ileriye doğru seti aynı anda götüreceğim. Yarısını da ortaya koyduk mu güle güle dayı. Ondan sonra çiğnerim. Çünkü şimdi çiğnesem kamyon gidecek orada. Oraya dökmeye çalışacak. Gerek yok, ortadan gitsin döksün. Bunu ben sağa sola yayarım. Bir arayalım şeflerimizi, amirlerimizi, yoksa bugün burada boş boş bekleriz. Makinamızın bakımları yapıldı. Bir etrafını genel kontrol yapalım. Şimdi çalıştık bir 10 dakika. Bir genel kontrol yapalım. Kaçıran, göçeren bir yer var mı?